Efendim, güzel Manisa'nın mesir macunu da meşhur biliyorsunuz. Her yıl mesir şenlikleri yapılır. Ve Sultan Camii'nden mesir saçma hala devam ediyor değil mi her evet, yıl? Evet, devam ediyor. Gelenekseldir. Korona o. Biraz aksatsa da devam ediyor. Devam ediyor. Evet. İnşallah sonrasında İnşallah. Da devam edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz Manisa'nıza. Biz de hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hazır mesirden bahsetmişken, mesir şehri burası. Evet. Mesir macununu bir baharatçıdan aslında bir dinleyip hem de yarışalım. Yarışalım. Olur mesir mu? Macunumuz evet dediğiniz gibi her sene Nisan aylarında atılan Hı-hı. halka şifa olsun diye Hı-hı. atılan bir geleneğimizdir. Hı-hı. Yıllardır devam eder. Ayrıca çok faydalı bir üründür. Vücuda zindelik verir, kuvvet verir. Astım, bronşit, nefes darlığı hastalarına iyi gelir. Çocuk hastalıklarına çok iyi gelir. Ondan sonra boğaz intihaplarına çok iyi gelir. Hı hı. Bu konuda kullanılan şifalı geleneksel bir ürünümüzdür. Tüm de zaten dünyaca tanınan bir ürün. Hı hı. Uluslararası organizasyonlar da yapılıyor. Buraya getiriliyor. Hı hı. Ve yani dünyaca ünlü tanınmış geleneksel gayet güzel bir üründür yani. Kaç baharat var içinde? 41 çeşit baharat var. 41 çeşit. Evet. Merkez Efendi. Merkez Efendi bunun Buğdan ilçesi, Denizli Buğdan ilçesinde doğmuştur. Hı hı. O doktor olarak bunu Hafsa Sultan'a Hı-hı. şifa olsun diye yapmıştır bu ürünü. Hı-hı. Hafsa Sultan şifa bulduğunda da padişah tarafından halka her sene bir dönem için yani bahar aylarında şifa olsun diye dağıtması için tavsiyede bulunmuştur. Ve bu şekilde gelenek olarak tüm halk şifa olsun diye bunu kapma törenleriyle beraber evet. eğlenceli bir şekilde çok da kaparız. Eğlenceli geçer. Aynen. Caminin minarelerinden. Caminin minarelerinden mesir saçılır aynen. ve aşağıdaki o insanlar ki devlet erkanı da Mutlaka hazır aynen. bulunur. Onlar da böyle hemen kapmak için birbirleriyle yarışırlar. Güzel evet. bir atmosfer olur. Gördüğünüz gibi bil bakalım da bilmediklerimizi de öğrenmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Rica ederim. Tanıyalım mı sizi? Adım Arif, soyadım Avcan. Kaç yıldır baharatçısınız? 16-17 senelik baharatçıyız. 16-17 evet, Manisa'nın gayet ünlü bir baharatçısıyız açıkçası. Eyvallah. Hayırlı işler diliyoruz o zaman. İnsanların şifasına da vesile oluyorsunuz. İnşallah. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şifa Allah'tan. Şifa Allah'tan. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eyvallah. 6 soru soracağız. Buyurun. 3'ü dini temalı, 3'ü genel kültür. Evet. Soru başında 15 saniye cevaplama süreniz var. Oldu. Hazır olduğunuzda başlayalım. Hazırım. Heyecan var mı biraz? Biraz. Tabii. Biraz yani. Tabii yani mutlaka i̇lk yayınım, olacaktır. Biraz heyecanlı. İlk defa mı televizyona çıkıyorsunuz? Evet, ilk defa. Öyle mi? Peki. Evet. O zaman ilk soru kolay yerden gelsin. İnşallah. Başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in son suresi Nas suresidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. İlk soruyu başarıyla geçtik. Nasıl, kolay mıymış sorular? Biraz. Biraz. Hacda hangi dağa çıkılarak vakfe yapılır? Arafat mı, Nur Dağı mı? Arafat. Arafat. Tebrikler. Üçüncü sorudayız. İnşallah. Hangisi divan edebiyatında Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'tan ayrı düştükten sonra hayatını ızdırap içinde geçirdiği ev için kullanılan bir tabirdir. Evet. Külbe-i Ahzan mı, hane-i hüzün mü? Külbe-i Ahzan. Külbe-i Ahzan. Doğru cevap. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Geçiyoruz genel kültür sorularına. Evet. Nasıldır genel kültür aranız? Tarih, coğrafya, spor? Karışık. Spor yok. Yok mu? Yok. Hiç mi yok? Hangi takımlıyız? Beşiktaş. Beşiktaşlıyız ama evet. ilk 11'i say desem? Biraz zor. Biraz. Siz de ben gibisiniz valla. Peki, geçiyorum genel kültür sorularına. Geçelim. 1991 yılında Mars'ta bir kratere adı verilen ilimiz hangisidir? Sinop mu, İstanbul mu? İstanbul olacağını düşünüyorum. İstanbul olacağını düşünüyorsunuz. Daha ünlü olduğu için. Düşünmeseydiniz aslında. Sinop aklımdan geçti ama İstanbul daha aslında tanınmış olduğu için. Aklınıza gelen, ilk kalbinize düşen genelde Sinop'ta doğru aslında. Oluyor. Sinop Aynen, muydu? Sinop. Peki. Sağlık olsun, devam ediyorum. Türkiye'nin ilk genelkurmay başkanı Kazım Karabekir'dir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Doğrusu Fevzi Çakmak. Evet. Geldik son soruya. Buyurun. Evet. Heyecanımız daha da azalmıştır. Evet, biraz azalım. Peki. 2020-2021 sezonu Süper Lig ismi hangisidir? Metin Oktay mı, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu mu? Metin Oktay.
Metin Oktay'ı dediniz ve futbolla hakikaten alakanızın çok fazla olmadığını bu vesileyle göstermiş oldunuz. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu. Süper Lig ismiydi. Yani 2020-2021 sezonu. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Benim için de çok zevkliydi. Hem vermiş çok olduğunuz bilgiler çok kıymetliydi. Rica ederim. Bizimle yarıştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yarışmacımızın hediyesi geliyor efendim. Tebrik ediyoruz. Gayet güzel bir yarışmaydı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Dinimiz İslam Temel Bilgiler. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Okuyacağım inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.